Herkese merhaba. Bugün birlikte enginar dolması yapacağız. Ben enginarları az önce ayıkladım. Nasıl ayıklayacağınızı bilmiyorsanız güzelce uzun uzun anlattığım bir video var. Köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Şöyle ufak ufak kararmalar görebilirsiniz. Bunlar çok dert değil. Piştiğinde yine beyazlamış olacak. Şimdi bunu kenara alalım. İç harcımız için yeşil soğan kullanacağız. Şimdi ben bunları önce güzelce bir doğrayacağım minik minik. Şimdi bunları şöyle bir kaba alalım. Aslında enginarı ayıkladıktan sonra dolmasını yapmak normal bir dolma yapmaya benziyor. Biraz dereotu, hatta bolca dereotu kullanacağız. Şöyle en sap kısımlarını ayırabilirsiniz. Güzelce ince ince doğrayacağız şimdi. Dereotunu ve soğanını bol tutabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bunları da kabıma alayım. Pirinç koyacağız. Her bir enginar için 1,5 yemek kaşığı kadar pirinç kullanıyorum ben. Yeterli olacağını tahmin ediyorum. Biraz tuz koyalım. Biraz karabiber koyalım. Tabii ki zeytinyağı ekleyeceğiz. Enginarı beklettiğimiz sudan 2 yemek kaşığı kadar su koyuyorum ben. Şu anda iç harcımız hazır. Şimdi enginarları doldurmaya başlayabiliriz. Enginarı da böyle tamamen ağzına kadar doldurmayacağız. Çünkü pirinçler şişecek. Normal bir dolma gibi. Çok dışına taşmasını tercih etmeyiz. İç harcınız çok artarsa bir kaba oyup kabağın içini de doldurabilirsiniz. Kabağa da çok yakışacak malzemeler. Dereotu, yeşil soğan ve pirinç. O da bayağı güzel olur bence. Üstlerinde az bir boşluk bırakıyorum. Enginarları ayıklarken içinden şöyle minik bir küçük bebek enginar çıktı. Onu da direkt bu şekilde pişireceğim. Ben bu şimdi dolmaları pişirirken üstüne kart enginar yapraklarından bir kapak yapıyorum. Şöyle çok bastırmadan üstüne kapatıyorum ki pişerken pirinçler dışarı fırlamasın. Kapatacağım. Evet. Şimdi dolmalarım hazır. Ben bunları güzelce azıcık daha zeytinyağı gezdireceğim şöyle. Şimdi, evet, şimdi tencereye alacağım bunları. İsterseniz şöyle biraz üstlerine de pirinç serpiştirebilirsiniz. Az bir şey. Aynen. Şimdi enginar pişirir gibi biraz limon sıkmalıyız enginarlara ki pişerken kararmasın. Yağını koymuştuk. Tuzunu iç harcına koymuştuk. Biraz daha ekebiliriz. Çünkü bu tip yemekleri sonradan tuzlamak çok iyi bir sonuç vermiyor. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ve ocağa götüreceğim. Şöyle dolma pişirir gibi pişireceğiz. Baktık pirinçler pişti. Suyu fazla geldi. O zaman enginarları içinden alıp suyunu biraz çektireceğiz tencerede. Hadi bakalım, ocağa gidebiliriz. Enginarları ocağa aldım. Şimdi ayıkladığım saplar vardı. Onları da ekliyorum içine. Ve bu şekilde bir yarım saat kadar pişireceğim. Enginarlarımız pişti. Şöyle şu yaptığım kapağı bir kaldırayım. Bakın. Pirinçler falan pişmiş. Şimdi servis tabağına alabiliriz.